Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. Amerika Merkez Bankası Fed dün tahvil alımlarını değiştirmeme kararı aldı. Piyasalar bu karardan olumlu etkilendi. Fed'in kararında ülkenin 5 yıl önce başlayan mali krizden sonra hala yeterince hızla büyümemesi ve istihdam piyasasının henüz eski istikrarına kavuşmaması etkili oldu. Başkan Barack Obama da daha Fed'in kararı çıkmadan önceki günlerde yaptığı ekonomik krizin 5. yılına dair son konuşmada o zor günlerden bu yana büyük ilerleme kaydettiklerini ama henüz işlerinin bitmediğini söylemişti. Amerika'nın Sesi Beyaz Saray muhabiri Dan Robinson'ın haberi. Amerika 5 yıl önce işsizliğin hızla arttığı, kredi alımlarının zorlaştığı, milyonlarca insanın evini kaybettiği ve otomobil sanayinin iflasın eşiğinden döndüğü bir dönemden geçti. Kriz 15 Eylül 2008'de Lehman Brothers'ın iflasıyla başlamış, arkasından krizin daha da derinleşmemesi için bazı dev finans şirketleri kurtarılmıştı. Mali kriz 1930'lardaki büyük buhrandan bu yana en büyük resesyona sebep olmuştu. Bu yüzden de Obama Ocak 2009'da görevi devraldığında ekonomi iflasın eşiğindeydi. Başkanlığının ilk dönemini Kongre tarafından onaylanan ekonomik paketi uygulamak ve otomobil sanayini canlandırmakla geçiren Obama o günleri şöyle değerlendirdi. İnsanlara yolları ve köprüleri onarmaları için iş verdik. Öğretmenlerin ve ilk yardım personelinin işlerine devam etmelerini sağladık. Konut kredi ödemelerinde sıkıntı yaşayan ev sahiplerine yardımcı olduk. Kredi alımını kolaylaştırarak küçük ölçekli işletmelere destek olduk. Amerikan otomobil sanayini kurtardık. Aynı dönemde orta sınıfın ve küçük esnafın vergileri azaltıldı, finans sisteminde reform başlatıldı, mali tüketicileri koruma dairesi kuruldu. Ancak ekonomi hala tamamen düzelmedi. Obama'nın da üzerinde durduğu gibi gelir eşitsizliği arttı. Yeni istihdam alanları yaratılmasına ve rekor karlara rağmen çalışanların gelirleri artmadı. Buna karşın Amerika'nın %1'lik kesimi geçen yıl milli gelirin %20'sini aldı. Cumhuriyetçiler başkanın yeni ekonomik paketlere ve vergi reformlarına karşılar. Obama ile Cumhuriyetçiler arasındaki siyasi anlaşmazlıklar işi daha da zorlaştırıyor. Cumhuriyetçiler Başkan Obama'nın sağlık sigortası reformuna fon ayırmayacaklarını söylüyorlar. Borçlanma tavanının yükseltilmesine de karşı çıkan Cumhuriyetçilerin Obama'nın bütçesini onaylamama tehdidi yeniden devlet dairelerinin kapanması ihtimalini gündeme getirdi. Başkan, Cumhuriyetçilerin ekonomiyi riske attıklarını söylüyor. Bazı politikacılar partilerinin siyasi görüşlerine o kadar bağlı mı ki kendi istekleri olmuyor diye bütün ekonomiyi krize sokmaya kararlılar. Siyasi çıkar elde etmek adına insanların zarar görmesine razılar mı? 2013 mali yılı 30 Eylül'de sona eriyor. Bu nedenle önümüzdeki iki hafta boyunca Kongre'de yeni bütçe konusunda sıkı pazarlık süreci yaşanacak. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Bir süredir suların durulmadığı Mısır'dan bugün de bir çatışma haberi geldi. Ajansı yansıyan haberlere göre güvenlik güçleri başkent Kahire'ye 14 kilometre uzaklıktaki Kirdase semtinde silahlı gruplara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çıkan çatışmada Emniyet Müdür Yardımcısı Tümgeneral Nebil Ferac'ın öldüğü belirtiliyor. Öte yandan Mısır ordusunun ülkede yönetime el koyması batılı ülkelerce eleştirilirken Mısır içindeki kimi tepkilerse farklı yönde. Birçok Mısırlı aydın bu durumu demokrasiye yönelik bir saldırı değil, demokrasiyi kurtaracak son şans olarak görüyor. Elbette darbeye karşı olanlar da azınlıkta değil. Amerika'nın Sesi muhabiri Al Pass'in işte Kahire'de bu iki görüşü savunanların nabzını tuttu ve onların nedenlerini dinledi. Ayrıntılar da haberimizde. Mısır'da birkaç gün süren dev kitle gösterilerinden sonra ordu 3 Temmuz'da seçimle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi görevden aldı. Mısır'da biz buna darbe demiyoruz. İbni Haldun Merkezi Başkanı Profesör Saadettin İbrahim, ödül sahibi bir Mısırlı demokrasi savaşçısı. 2,5 yıl önce kendisini 3 kez hapse atan Hüsnü Mübarek'e karşı girişilen devrimi desteklemiş. Darbe daha çok Müslüman kardeşler ve Batı medyası tarafından kullanılan bir deyim. İnternet sitesi sahibi liberal yorumcu Rania El Maliki ise kulağa daha tarafsız gelen yönetime el koyma deyimine karşı çıkıyor. Önce olayları gerçek adlarıyla tanımlamalıyız. Bu bir askeri darbedir. Ancak bu görüşü paylaşan Mısırlı aydınlar azınlıkta.
Ordu yapabileceği tek şeyi yaptı. Yönetimin değişmesini isteyen halktı. Ordu onlara ayak uydurdu. Unutmayın, görülmemiş sayıda bir kalabalık. 30 milyon kişi sokaklara döküldü. 30 Haziran'da 30 milyon kişinin sokaklara döküldüğü bir hayal. Bu büyük bir yalan. Gösteriler ordu tarafından yönetildi. El-Maliki yine de birkaç milyon Mursi karşıtı gösterici olduğunu kabul ediyor. Ancak bunların darbe değil, erken seçim istediğini söylüyor. Ordu ülkeyi halkın istemediği İslamcı politika izleyen Müslüman kardeşlerden mi kurtardı? Yoksa generaller darbeyi meşru kılmak için göstericileri mi kullandı? İki taraf da buna sert yanıt veriyor. Tek talep terörizme karşı mücadele edilmesiydi. Müslüman kardeşler ülkede artan terörizmin kaynağı olarak görülüyordu. Bundan komik bir şey olamaz. Beğenmediğiniz bir şeyi kötüleyemezsiniz. Siyasi rakibinizden kurtulmak için ona terörist damgası vuramazsınız. Ancak ordu ve destekçileri yönetime el koymayı ve yüzlerce göstericinin öldürülmesini haklı göstermek için terörizmle mücadele ettiklerini savunuyor. Rania El-Maliki bunun çok kötü sonuçları olacağı görüşünde. Eğer bu ahlaki değerleri hiçe saymak değilse başka ne olabilir? Elbette Arap Baharı Mısır açısından sona erdi. Başladığımız yere geri dönüyoruz. Mübarek dönemindeki sahte demokrasiye geri dönüyoruz. Saadettin İbrahim de tehlikeyi görüyor ancak Mısır'ın buna karşı yeni bir koruması olduğunu savunuyor. Bütün ülke seferber olmuş durumda. Bu yüzden Mısır'da yeni bir diktatör rejimi ortaya çıkamaz. Çıksa da ayakta kalamaz. Aydınlar bu tehlike konusunda ikiye bölünürken uzmanlara göre Mısır sonucu belli olmayan büyük bir kumar oynuyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Bir başka krize, Suriye'ye dönelim şimdi bir süreliğine. Uluslararası kamuoyu Suriye'de rejimin elindeki kimyasal silahları etkisiz hale getirmek için çalışmalarını sürdürürken, Suriyeli muhaliflerin bir kısmı ise bu konu tartışılırken konvansiyonel savaşın yarattığı vahşetin unutulduğuna dikkati çekiyor. Amerika'nın Sesi muhabiri Elizabeth Arrett'ın bölgeden gönderdiği haberi getiriyoruz ekranlarınıza. Suriyeli eylemci Suat Adiye, Kahire'deki hayatının normale yakın olduğunu söylüyor. Ancak ülkesinde yaşanan dehşet aklından çıkmıyor. Uzun yıllar Guta'da yaşayan Hadiye, 21 Ağustos'taki kimyasal saldırıdan yalnızca birkaç ay önce Mısır'a kaçmış. Hadiye yine de uluslararası kamuoyunun sadece kimyasal silahlara odaklanmasını yeterli bulmuyor. Hadiye, kimyasal silahın birkaç yüz kişiyi öldürdüğünü ancak konvansiyonel silahların yüz binlerin hayatına mal olduğunu hatırlatıyor. İnsanları nasıl öldürdüğünüz fark etmez. Bu ister kimyasal silahlı olsun, ister toplarla, ister savaş uçaklarıyla, ister idam ya da katliamla fark etmez. Çocuklarımız çok farklı silahlar kullanılarak öldürülüyor ve dünya sessizce, ilgisizce izlemeye devam ediyor. Hadiye evini diğer mültecilere de açmış ve Amerika'nın diplomaside başarı sağlanmazsa askeri seçeneği kullanmak istemesinden memnun. Amerika'nın yalnızca Beşar Esad'ı kimyasal silah kullandığı için cezalandırmasını istemiyor. Görevden ayrılmasını da istiyor. Ancak bu tüm Araplar arasında destek bulan bir görüş değil. Aynı evde yaşayan 20 yaşındaki Ayman, Orta Doğu'daki kamuoyunun büyük ölçüde müdahaleye karşı olduğuna dikkat çekiyor. Arap ülkelerinde yaşayan birçok kişi Amerikan müdahalesine karşı. Bu utanç verici. Gözlerinin önünde insanlar ölüyor, onlarsa müdahale istemiyor. Bazıları bunun daha geniş bir savaşı başlatmasından korkuyor. Profesör Christian Dunnett gibi diğerleri ise muhalifler arasındaki cihatçı etmenlerin güçlenmesinden endişeli. Esad karşıtı güçler arasında çok sayıda aşırı uç var. Amerika'nın bu güçler aracılığıyla Esad rejiminden daha iyi bir sonuca varabileceği de kuşkulu. Hadiye gibi ılımlı muhalifler için bu sorun değil. Her ne kadar cihatçılar onun hedeflerini paylaşmasa da. Onlar bizden değil. Düşüncelerini paylaşmıyoruz ve bizi temsil etmiyorlar. Ancak bizi kim savunursa ona ihtiyacımız var. Dünyanın sessizliğine karşı bizi kim savunursa ona ihtiyacımız var. Dünya şimdi kimyasal silahlara odaklanmış olsa da konvansiyonel silahlardan kaynaklanan ölümler artarak devam ediyor. Çağrı Tanyol, Amerika'nın Sesi, Washington.
Suriye'deki iç savaşta muhalefete destek veren ülkelerden biri de Suudi Arabistan. Ancak Suudi Arabistan'ın bu konudaki rolü yine de tam olarak net değil. Suudi Arabistan ayrıca Beşar Esad'a karşı bir Amerikan askeri müdahalesinin de önde gelen destekçilerinden. Ayrıntılar haberimizde. Orta Doğu'da hemen herkes Suriye'nin kimyasal silahlarını teslim etmesi için başlatılan diplomatik girişimden memnun. Bazıları hariç. Suudi Arabistan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı Amerikan askeri müdahalesinin en büyük destekçilerinden. O nedenle askeri müdahaleden diplomatik konuşmalara geçilmiş olmasından pek de memnun değil. Siyaset bilimci Emil Hokayem. Öncelikle Suudiler kimyasal silahlarla ilgili anlaşmanın mümkün olmadığını, ayrıca bunun müdahaleye engel olacağını ve Beşar Esad'a pazarlık yapabilme fırsatını vereceğini düşünüyordu. Zaten bu da onları en çok rahatsız eden konu. Çünkü geçtiğimiz 2,5 seneyi Esad'a düşürmeye çalışarak geçirdiler. Hokayem, Suudi liderlerin Esad'a karşı aslında Amerika'nın ana hatlarıyla belirttiğinden daha da büyük bir askeri müdahale istediğini söylüyor. Suudilerin muhaliflere para ve silah temini, Amerika'nın da dikkatli bir yaklaşım içinde olması iç savaşın başından beri var olan bir süreç. Suudi Sünni liderlerin genelde Sünni muhalifleri silahlandırması mezhepçiliğe dayanıyor. Esad'a karşı düzenlenecek bir saldırı, din ve mezhep ayrılıklarının belirgin olduğu komşu ülkelerdeki dengeleri de etkileyebilir. Fakat Profesör Christian Donath, Amerika'nın şu andaki planlarının bu etkiyi yaratmayacağı görüşünde. Amerika'nın askeri müdahalesinin mezhepler arası gerginlikler üzerinde herhangi bir etkisi olup olmayacağı ya da Esad hükümetinin askeri kapasitesini bir ölçüde zayıflatmada rolü olup olmayacağını söylemek zor. Suudilerin Suriye karşıtlığı sadece hükümeti hedef almıyor. Esad'ın bölgedeki en büyük destekçisi, Suudilerin rakibi, Şii yönetimindeki İran ve Lübnan'daki Şii Hizbullah militanları. Beşar Esad yönetimi ve Hizbullah, İran'ın Doğu Akdeniz'de bir güç haline gelmesini desteklediler. Suriye bölgede büyük bir güç. O nedenle Suriye'deki mücadelenin kazanılması, bölgenin kazanılması anlamına geliyor. Fakat bazıları bölgesel güç elde etme mücadelesinde kazanan taraf olmayacağı görüşünde. Suudi Arabistan petrol zengini ama askeri güçleri, dolayısıyla yaptırım güçleri zayıf. O nedenle herkes çok hevesli ama hiçbir ülke uluslararası ilişkiler ve strateji yazılarında belirtildiği gibi bölgede tek başına etkili olamaz. Ancak yine de bu durum ne Suudi Arabistan'ı ne de rakiplerini güç yarışına girmekten alıkoymuyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'nın Sesi Washington'dan güvenilir haber. 70 yıllık deneyim. Hafta içi Salı'dan Cuma'ya Washington'dan canlı olarak sunduğumuz bu bültenimizde Amerika ve başkent Washington'daki son gelişmeleri, dünya gündeminin öne çıkan maddelerini Amerika'nın Sesi'nin deneyimli muhabirlerinin gözünden aktarıyoruz. Bültenimizi TGT Haber ekranlarından 20.45'te canlı olarak izleyebilir ya da kaçırdığınız bölümlerini ve tüm arşivini internet sitemizde bulabilirsiniz. İnternet sitemiz dışında sosyal medyada da bizi takip edebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Amerika'da siyaset, ekonomi, yaşam ve eğitim konularındaki bloglarımızdan hem gündeme hem de gündemin dışında kalan ilginç konulara dair başlıkları da takip edebilirsiniz. Bunu da küçük bir not olarak hatırlatmış olalım. Washington'dan yaptığımız canlı yayının bugünlük de sonuna geliyoruz. İnternette adresimiz amerikanınsesi.com. Yarın aynı saatte 20.45'te Amerika ve dünya gündeminin öne çıkan başlıklarıyla yine Washington'dan karşınızda olacağız. İyi akşamlar.